Refik Tekin'in son durumuna ilişkin bilgileri bizimle paylaşacak. Faruk. Evet Yadigar. Dün aralarında HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarı Yıldız'ın da bulunduğu bir grup yaralıları almaya giderken üzerlerine ateş açıldı. Aralarında kameraman arkadaşımız Refik Tekin'in de bulunduğu 10 kişi yaralanmıştı. Refik dün Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cizre'den de Mardin'de. Yalnız Cizre'den Mardin Devlet Hastanesi. Yerinde saldırısına maruz kaldı. Hatta yaralı bacağına kurşun gelen kaval kemiğine tekme savruldu. Alnında ve kaşında da morluklar oluştu. Dün Mardin Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada dün gece 10 gibi ameliyata alındı. Ameliyat 1,5 saat sürdü. 1,5 saat sonunda ise ameliyat başarıyla geçti. Bu sabah ise ortopedik servisine alındı. Ortopedik servisinde de yine müdahale etmeyin arkadaşlar. Canlı yayındayız. Canlı yayında. Hastane bahçesi burası. Bakın biz hastaneyi çekmiyoruz. Canlı yayın yapıyoruz. Anlıyorum ben. Seni çok iyi anlıyorum. Kabul etmiyorlar kardeşim. Kabul etmiyorlar. Abi ya elini kes abi. Gel görüşelim yap kardeşim. Ya beraber çıkalım. Bir saat çekeyim. Ben demiyorum çekmeyin. Gel bana izin versinler. Bana desin ki Ankara'cığım git bırak çeksinler. Bir saat ne yapıyorsanız yapın öyle. İzleyenler. Kameraman arkadaşımız Refik Tekin'in durumunu Mardin Devlet Hastanesi'nin bahçesinden bizimle paylaşıyordu. Faruk seni dinliyoruz. Sanırım bir müdahale söz konusu. Müdahale ettiler hastanenin güvenlik kişileri. Evet. Çekim yapmanız mı engelleniyor orada? Çekim yapmıyor. Yayında hastanenin duvarın dibindeyiz. Yani hastane bile görünmüyor. Peki şu anda sanırım bu gerginlik sona erdi. Erdi evet. Şu anda sona erdi. Peki o zaman dinleyebilir miyiz senden Refik'in durumuna ilişkin son durumu? Evet, bir Refik dün akşam 10 gibi ameliyata alındı. 1,5 saat sürdü bu operasyon. Operasyon sonunda o ameliyat da başarılı geçti ve ortopedi servisine alındı. Yalnız Refik hakkında gözaltı kararı olduğu için ortopedi servisinin önünde iki polis halen bulunmaktadır. Refik'i ziyaret eden kişilerin de kimlik kontrolünü yaptıktan sonra, kimliklerine baktıktan sonra Refik ancak ziyaret edilebiliyor. Refik'in şu anda sağlık durumu iyi. Birkaç gün içerisinde Mardin Devlet Hastanesi'nden taburcu edileceği söyleniyor. Doktorlar tarafından söyleniyor. Peki Faruk Balıkçı teşekkür ediyoruz. Bu bilgileri bizimle paylaştığın için. Evet.